Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golva.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada yeni tişörtüm nasıl? Feneryum'un güzel bir mahsulü. Yine güzel bir kalite var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Birkaç tane daha yeni ürün var. Ama şimdi hani hava atıyormuş gibi dolmamak için bunlarla çıkmayayım dedim. Arkadaşlar, Fenerbahçe Başakşehir maçına odaklanmış durumda. Yani Fenerbahçe'ye şu anda her şey Başakşehir maçıyla birlikte gelecek gibi duruyor. Ama hayat bir taraftan akarken transfer gelişmeleri de bir taraftan devam ediyor. İlk haberimiz Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer teklifi şeklinde. Evet, yanlış duymadınız. Beklenmedik transfer teklifi. Şimdi Fenerbahçe son yıllarda biliyorsunuz şampiyonluklardan hatta tenekelerden bile uzak kalmış durumda. Ama bu sezon Jesus'a takım teslim edildi. Takımın oynadığı futbol, performans, birçok ölçekte herkes tarafından ya da çoğu kişi tarafından takdir görmeye başladı. Ve özellikle Fenerbahçe'nin genç futbolcuları çok gözde olmaya başladı. Mesela bir Arda Güler. Birçok kişi eleştiriyor. Çok az oynuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan filan. Ama mesela Arda Güler konusunda hepinize yani desem ki işte Real Madrid'den 20 milyon euro teklif geldi. Sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Jesus hani böyle bir teknik adam. Az oynattığı futbolcuya bile teklif gelir desem yok hocam öyle bir şey olmaz. İşte az oynuyor şöyle böyle demezsiniz. Ama 19 resmi maça çıktı Fenerbahçe'ye Başakşehir maçından önce. Ve hep farklı 11'ler sahaya sürüldü. Yoğun tempoda olan maçlarda 5-6 futbolcu değiştirildi, dinlendirildi. Ama takım gollerine devam etti. 3 puana devam etti. İlk kez Avrupa'da 4 maç sonucunda gruptan çıkma garantilendi. Hani gol rekorları şunlar bunlar falan filan. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Arda Güler'le giriş yaptım. Herkes de Arda Güler'e teklif gelmesini bekliyor. Ancak Fenerbahçe'nin bir başka genç yıldızına aslında teklifler gelecek gibi duruyor. Kim o genç yıldız? 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin euro bedelle Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek. Balıkesir Spor, Adana Demirspor ve Bursa Spor'a kiralık olarak gönderildi. Ve İsmail'in performansı şu anda çok dikkat çekici bir seviyede arkadaşlar. Bakın 23 yaşında ve Jesus'la birlikte müthiş bir yükseliş gösterdi. Avrupa Ligi maçlarında hem defansif hem ofansif katkısı, takıma faydası, yani Jesus'un şok pres sistemindeki kilit rolü üstlenmesi, sadece 2 ay gibi kısa bir sürede kalitesini, potansiyelini belli etmesi, La Liga'dan özellikle Celta Vigo ve Villarreal'in scoutlarının dikkatini çekmiş durumda. AEK Larnaca maçında Celta Vigo ve Villarreal'in scouting yaptığına dair iddialar vardı ama bu iddialar doğrulandı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani İsmail Yüksek'i İspanya'dan takip edenler var. Korkum şu. Psikolojik olarak futbolcular kendilerini biri takip ettiği zaman bazen bireyselleşebiliyorlar müsabakalarda. İnşallah bu tip şeyleri duymayız. Aynı zamanda Inter'in gözü Fenerbahçeli Yıldız'da tribünden izleyecekler şeklinde de bir haberim var. Arkadaşlar Inter Fenerbahçe'den alsa kimi alır? Şöyle bir düşünüyorum. Verdi'yi alsa alır mı? Alır. Osayi zannetmiyorum. Çok hani evet iyi bir futbolcu ama zannetmiyorum. Rossi zannetmiyorum İtalyan ligine ayak uydurabileceğini. Atilla Sanayi olabilir. Hani bir stoperi Napoli aldı. Biz niye almıyoruz demek ki sert diye alışmış olabilir. Ama hani birkaç isim daha belki sayarsınız saymasını ama şu anda Fenerbahçe'de özellikle ismini transferle sıkça duyacağımız ve ben takımda kalacağını asla ihtimal vermediğim isim olan Miguel Crespo. Hani işi rast gelsin Vitor Pereira döneminde alındı ve 1,5 aydır gözlemlendiği iddiaları var. Yani son dönemde İspanyol kulübü Atletico Madrid ile adı anılıyor ki Atletico Madrid'in resmi teklifi vardı. Şimdi Inter'de yakından takip ediyor haberleri var. Bakınız bu haber külliyen yalan bile olsa, palavra bile olsa, atmasyon bile olsa ben çıkıp yalan demem. Demek istemem.
dersen de yanlışlıkla derim. Çünkü bu tip şeyler futbolcuların değerini arttırır, futbolcuların kalitesini arttırır, bakış açısını değiştirir. Hocam Allah'ın seversen 26.600 kişilik kanalsın. Seni izledi diye milletin bakış açısını değişecek. Arkadaşlar siz 26.600 içinde kimlerin olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden rahat olun. Yani merak etmeyin, ben buradan zamanla siz de görürsünüz. Burada verdiğimiz duyumların 5 dakika içerisinde Türkiye'de gündem olduğuna çok şahit oldu insanlar. Yani onu söyleyeyim. Başakşehir maçında İstanbul'a gözlemci göndereceklermiş. Ama şunu söyleyeyim, ara transferde kesinlikle ve kesinlikle gitmesine izin verilmeyecek. 15 milyon euronun altına Fenerbahçe kabul etmeyecek diyorlar. Fenerbahçe sözleşmeyi uzatıp 30 milyon euro koyma peşinde. Ne 15'inden bahsediyorsunuz? Yani ne 15'inden bahsediyorsunuz? Bu arada Crespo bu sezon 14 resmi maça çıkmış. 25 yaşındaki Portekizli futbolcu 2 gol 1 asist sergilemiş. Eğer skor bahçeliyseniz size göre bu futbolcu çöp. Çünkü bu kadar çok skor katkısı yapmamış. Ama Fenerbahçeliyseniz ya da futboldan anlıyorsanız diyeceğiniz tek şey, abi 15'e satarsa Fenerbahçe yine aylık eder. Aynısını 30'dan aşağı alamayız çünkü. Onu da söyleyeyim. Bakın sosyal medyada birçok duyumcu arkadaşın duyumları var. Hepsine saygı duyuyorum ama Fenerbahçe'de iyi taraf şu. Arao, Zayt düzelmiş durumda. Yani Başakşehir müsabakasında şans verilmesi halinde oynayabilirler. Joshua King hemen hemen sıfır. Zaten Joshua King Ren maçından önce de biraz sıkıntı. Mesela Emre Mor, yani o da arkadaşlar yaşlı değil yani. Bilginiz olsun, yaşlı değil bu futbolcular. Bak Fenerbahçe'de bir gerçeği söyleyeyim size. İsmail Gerçek 1. İsmail Yüksek 1. Enner Valencia 2. Altay Bayındır 3. Crespo 4. Bu dördünün sözleşmesi yenilenmek için harekete geçildi. Belki de diyorum, yanlış bir ibare de kullanmak istemiyorum ama belki de 5. isim Miha Zajc'tır. Belki de Zajc'ın sözleşmesi çoktan uzatılmıştır ya da anlaşılmıştır. Belli olmaz bu işler. Zamanla göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Miha Zajc Fenerbahçe'ye mi mecbur? Fenerbahçe mi Zajc'a mecbur derseniz, ben Zajc Fenerbahçe'ye mecbur derim. Bilginiz olsun. Bakın arkadaşlar, Fenerbahçe alt liglerden çok fazla futbolcuna ilgilenmeye başladı. Yani scouting yapıyoruz. Mesela Bursa Spor, biliyorsunuz son dönemde futbolcu alıyoruz, veriyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Bursa Spor'dan bir futbolcuyla görüştüğümüz iddiaları var. Ama bu A takım düzeyinde değil, genç takımlar düzeyinde. Siz onu çok fazla umursamıyorsunuz. Ben desem ki genç takıma futbolcu alıyoruz, şey yapmazsınız, sallamazsınız. Tuzla Sporlu Abdülhaye Yahya transferi için zaten bunu uzun süredir konuştuğumuz için biliyorsunuz. Hocam biz kanala yeni aboneyiz. Bize bir kısaca özetle. Arkadaşlar geçen sene Lamine Diak transferinden önce dedim ki bizim alt ligde iki tane futbolcumuz var. Ya da birden fazla futbolcumuz var. Daha doğru tabir bu. Bu futbolcuların satın alma önceliği bizde. Diyelim ki futbolcu parladı. Biz şu kadarı alıp satmış oluyoruz. Yani misal veriyorum, Ramazan Civelek'te de bu oldu. Yasir'de de bu oldu. Lamine Diak'ta da bu oldu. Futbolcuyu sen alıyorsun bedavaya. Alt lig takımına satın aldırıyorsun. Diyorsun ki bu benim pivot takımım ya da anlaşmalı takımım ya da işte partner takımım. Burada oyna, yıldızlaş. Ya bize gelebilirsin ya başka takıma gidebilirsin diyorsun. Futbolcu da bu aşkla, şevkle geliyor ki sen zaten bunu ciddi bir scouting yaparak aldığın için futbolcunun tutma ihtimali de yüksek oluyor. Bedavadan, hiç eline değmeden 250 bin euro kazanıyorsun. Arkadaşlarım, bugün 250 bin euro dediğiniz para, bakın 250 bin euro dediğiniz para 1.8, 3.6, 9.4'dan 4.5 milyon TL yapar. Kötü para mı? Kötü para mı? Bunun gibi 10 tane futbolcu satsan 45 milyon TL kötü para mı? Yani şey gibi düşünün ya, fazladan ikramiye gibi düşünün. Fazladan bahşiş gibi düşünün. O da iş görüyor mu? Görüyor. Hem dediğim gibi çok uğraşmıyorsun. Ben size bir isim söyleyeceğim. Bu ismi alma ihtimalimiz hemen hemen sıfır. Ama söylesem mi söylemesem onu da bilmiyorum ama. Ya şimdi ben bu ismi verdiğim zaman diyeceksiniz ki hocam şöyle mi böyle mi alacağız mı edeceğiz mi? Ya bir isim var. Martin
Ojeda diye bir isim var. 23 yaşında Arjantinli sol kanat. 8 milyon euro piyasa değeri var. 31 Aralık 2023'te sözleşmesi bitiyor. Arjantin liginde Godoy Cruz takımında oynuyor. Sol ayaklı kanat oyuncusu. 1 Ocak 2022'de 427 bin euroya gidiyor. Yani Godos kulübü Racing Club'dan kiralıyor. Bunlar da coşuyor. Satın alma opsiyonu 427 bin euro. Basıp parayı alıyorlar. Şu an piyasa değeri 8 milyon euro. Bu sezon 44 maça çıkmış. 13 gol, 14 asist. 3785 dakika. Yani hemen hemen 44 maçın tamamında oynamış. 13 gol, 14 asist. Yani bu arkadaşa odaklanın derim. Şimdi bu arkadaş için de Brezilya Ligi'nde şöyle bir şey konuşuluyor. Diyorlar ki Corinthians bu arkadaşı almak için uğraşıyor. Hatta 5-6 milyon euroluk bir şey konuşuluyor diye. Ve bu arkadaşı çok iyi araştırdım. Çok net söylüyorum. Vitor Pereira'nın transfer listesinde arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya Pereira scoutinginden bir futbolcu alsak diye. Bu arkadaş oradan işte. Yani geleceğin belki de yıldız adaylarından birisi. Ben bir skills videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Anlatabiliyor muyum? Ve bu çocuk Avrupa'da olsa şu performansı sergilese zaten 40-45 milyon euroları görür. Oyun kurucu kanat. Hani Perotti gibi bir şey düşünün. Ve Rossi'nin bitiriciliği olan hali desem yalan söylemiş olmam. Bu arkadaşın üstüne düşün derim arkadaşlar. Ama dillendirmeyin, sonra diyecekler ki bak hani geliyordu, hani gidiyordu, hani bu bizdeydi, hani şu. Arkadaşlar böyle bir şey demiyorum ben, bizde falan filan demiyorum. Asla böyle bir şey yok. Ama erken kapatmak lazım. Hani bir misal Rossi'ye, Diego Rossi'yi 12-13'e ya da 14'e satıp bu çocuğu 6 milyon euroya alsak benim için büyük kar olur. Benden söylemesi. Zaten Jesus'un profili de bu. Vitor Pereira 1-2 milyon euroluk futbolcuları tespit edip onlara aldırıp parlatıp yükseğe satma niyetinde. Jorge Jesus da 5-6 milyon euroluk futbolcuları alıp parlatıp 40'a 50'ye satma niyetinde. Yani hemen hemen ikisinin de görevi aynı. Ama birisi az riske girerken birisi daha fazla riske giriyor. Biz Başakşehir maçına odaklanalım. Fenerbahçe'miz evinde ağırlayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ve bakınız, evimizde bir Başakşehir'le maçımız var. Zorlu maç öncesinde de idmanlarımızı gerçekleştirdik. 22 Ekim Cumartesi günü maçımız. Ve Jesus yönetiminde Perşembe günü gerçekleşen idmanda kuvvet dayanıklılık çalışmalarıyla idmana başlanıldı. Sahaya geçti. Koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketi, sonra taktiksel ve bireysel çalışmalar. Arkadaşlar buradaki taktikseli şöyle anlatayım size. Normalde taktiksel çalışmanın en babası maçtan bir gün önce yapılır. Hani maçın taktiğidir bir nevi. Ama büyük bir sürpriz mi hazırlıyor Fenerbahçe? Bilgim yok. Yani bir sürpriz mi hazırlıyor Fenerbahçe? Bilgim yok. Ama yani bir şeyler olacak. İnşallah maçı kazanalım da yani lehimize bir sürpriz olmuş olsun. Pozitif bir sürpriz olmuş olsun arkadaşlar. İnşallah o maçı kazanırız. Hani Fenerbahçe'ye çamur atmaya çalışan, iftira atmaya çalışan, karalamaya çalışan, ne bileyim kötü göstermeye çalışan kim varsa der ki ulan adamlar bunu da yendi. Daha ne olacak? Yani ilginç ya. Gerçekten ilginç. Şimdi Galatasaray mesela şeyi paylaşıyor. Gol beklentisini paylaşıyor. Düzeltme yapıyorlar. Yine yalan söylüyorlar. Yani yanlış gol beklentisi paylaşıyorlar. Düzeltmeye çalışıyorlar. Opta'dan paylaşıyorlar. Opta bile daha fazla diyor Fenerbahçe için. Yani gittikçe rezil oluyorlar. Yani gittikçe rezil oluyorlar. Gittikçe komik duruma düşüyorlar. Sosyal medya çok dalga geçiyor. Yani yine dalga geçiyorlar. Enteresan bir lig. Bak Fenerbahçe'nin dediğim gibi Başakşehir maçını ne yapıp edip kazanması lazım. Ha Başakşehir'in en önemli isimlerinden bir tanesi Nidia Şimi yok. Yani bu benim açımdan sevindirici bir gelişme. Çünkü ben en tehlikeli olarak onu görüyordum.
Bu açıdan sevindim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama Fenerbahçe ne yap edip bu maçı kazanacak. Ben Başakşehir maçına ilişkin bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı. Joshua King özel programla çalışma sürdürdü. Mert Hakan Yandaş, Luan Perez günü tedavi programıyla geçirdi falan filan. Fenerbahçe'miz Başakşehir maçını kazanırsa şampiyon mu olacak? Hayır. Ama hani dersin ya adamlar daha ne olacak dersin ya. İşte daha ne olacak dedirtmek açısından bu maçı kazanmamız lazım. Maçı beklerken sürpriz transfer teklifleri geliyor mu? Geliyor. İlgi mektupları geliyor. Ben bir şey söyleyeyim size. Olur da Miguel Crespo Portekiz milli takımına çağrılır. Olur da şansı yaver gider önündeki futbolcu sakatlanır bilmem bir şey olur. Şu olur bu olur ya da formayı alır oynar. Dünya Kupası'nda boy gösterirse bizim Crespo'yu yazın tutma ihtimalimiz sıfır. Ancak Crespo'nun Türkiye Ligi satış rekoruyla satılma ihtimali ise çok çok yüksek olur. Ben o kadar söyleyeyim. Çünkü uzun yıllardır böyle futbolcu zor bulunur. Crespo'nun mesela yerine düşünülen isimlerden biri Hidemasa Morita'ydı. Stefan Estekuye'ydi. İsmini ne kadar da doğru söyleyemesem de. Yani Jesus'un gerçekten scouting'i gayet iyiydi. Ha taktiksel olarak bazı sıkıntılar var mıydı? Vardı. Ama scouting konusundaki Jesus'tan Martin Ojeda ismini almış durumdayım. Bu ismin üstüne düşün bence. Bence Fenerbahçe Kulübü bunun üstüne düşmesi lazım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.